Denizli 1999 yılından bu yana kalite ve lezzetle buluşturan Dedeoğlu Pastanesi 8. şubesini Sevindi'ye açtı. Pastanesi'nin 8. şubesi açılıyor Sevincik'te. Neler söylemek istedin? Tabii öncelikle hayırlı olmasını diliyoruz. Dedeoğlu Pastaneler'in işletmeci sahibi kardeşlerimize inşallah Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin. Tabii 8 şube kolay değil. İnsanlar bir tane iş yeri açarken bile defalarca düşünüyorlar, değerlendiriyorlar. Ama sektörün içinde olmak demek ki daha kolay işleri yürümesini sağlıyor. Ayrıca biliyorsun bu bölgemiz içinde bulunduğumuz Sevindik bölgemizde altyapı ve üst yapısını yerilediğimiz, yerilemekte olduğumuz bir bölge. Dolayısıyla hem mahallemiz şehirleşme anlamında daha güzel hale gelecek, hem de buna benzer yeni işletmelerle şehrimizin katma değeri artacak. Tabii ki burada çalışacak olan kardeşlerimize de ben şimdiden hayırlı bol kazançlar diliyorum. Bölgemizde de yeni bir tat alternatifi, yeni bir alışveriş imkanı da sunuyor. Dolayısıyla öncelikle Sevindik mahallemize, Denizli'mize güzellikler getirmesi diliyorum. İnşallah bereketli olur, hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Öncelikle Dedeoğlu Pastanesi'nin dediğiniz gibi 8. şubesini açıyoruz. Şehrimizin farklı noktalarında 7 şubesiyle bir marka olmuş. Kalitesiyle, fiyatlarıyla halkın gönlünde yer tutmuş bir marka. Serkan kardeşim de, İlhan kardeşimiz de bu işin gayet güzel bir şekilde yaptılar. Çok şükür 8. şubeyi de biz Pamukkale ilçesinde yapmaları nasip oldu. İnşallah başta kendileri için ve Pamukkale'miz için, bu mahallemiz için, buradan ürün alacak tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olur diye düşünüyorum. Tabii bu içinde bulunduğumuz süreçte yatırım ve istihdama fayda sağlamak çok önemli. Bu anlamda da girişimci bu kardeşlerimizi, Dedeoğlu ailesini tebrik etmek istiyorum. İnşallah burada arkamızda gördüğümüz iş yerinde ve imalat bölümünde belki 6-7 tane, 8 tane aile buradan ekmek yiyecek. Bu da çok önemli bu dönemde. İnşallah Allah nice şubeler nasip etsin. 9. 10. şubeleri de inşallah bizlere açmak nasip olur. Yine buralarda Pamukkale bölgemizde görmek isteriz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Öncelikle Serkan ve İlhan kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten sektör olarak çok zor günler yaşadığımız bir dönemde böylesine güzel yatırımları devam ettirmeleri, Denizli'ye böyle güzel, hakikaten nezih işletmeleri kazandırmaları başta bizler ve Denizli halkı olarak gurur verici. Kardeşlerimizin Allah yolunu açık etsin inşallah. Böyle bir süreçte böyle yatırımların devam etmesini istiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Teşekkür ederiz başkanım. Ayağınıza sağlık. Öncelikle Dedeoğlu Pastanesi'nin 8. şubesinde
açılışında bir araya geldik. Ülkemizin böyle bir pandemi sürecinin içinde geçmiş olduğu bu zorlu sürecin içinde ayakta kalıp ve yeni bir şubesiyle bizleri bir araya getiren Dedeoğlu ailesine öncelikle teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum ve bundan sonra nice şubeler açılışında bir arada olmak ümidiyle Serkan ve İlhan Dedeoğlu kardeşlerini canlı gönülden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Denizli'mize hayırlı olsun. Ben de Denizli Fırın Odası Başkanı olarak sevgi ve saygılarımı Denizli halkına iletiyorum. Teşekkür ederiz başkanım. ...1999'dan beri Denizli'de hizmet vermekte olan Dedeoğlu Pastanelerinin 8. şubesinin açılışındayız. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Serkan Beyler gerçekten Denizli'de çok iyi işlere imza atıyorlar genç kuşak olarak. Kendisi aynı zamanda belediye meclis üyesi adayımızdı. Şu anda İl Yönetim Kurulu üyemiz. Denizli için çok güzel işlere imza atacaklarına eminim. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Şubenin daha açılışını gerçekleştiriyorsunuz. Öncelikle sizleri tanıyalım. Merhabalar ilk önce. İlk önce bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok ayrı teşekkür ediyoruz. Ve sizlerin huzurunda bizi yalnız bırakmayan tüm Denizli halkına, gelen arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi tanıyalım efendim. Tabii. Biz Dedeoğlu Pastanesi olarak, ben kendim Serkan Dedeoğlu. Dedeoğlu Pastanesi olarak 1999 yılında Denizli'de bu hizmete sektörde faaliyet göstermeye başladık. Bugün de 8. şubenin açılışını 8. şubenin açılışını yapmaktayız. Nereye açtık 8. şubeyi? Bugün Karşıyaka Mahallesi, Sevindik Köprülü Kavşağı'nın hemen üzerinde 8. şubemizi inşallah açıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz, öyle diyelim. Biz Denizli halkını çok seviyoruz. Sağ olsunlar onlar bizleri, biz onların kendi öz evladıyız. Biz doğma büyüme Denizliliyiz. Onlar bize sahip çıktılar, bugünlere getirdiler. Onlara sizin huzurunuza tekrardan teşekkür ediyoruz. Onlarla biz çok güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Peki bundan sonraki süreçteki hedeflerimiz nelerdir? 8 olacak mı, 18 mesela? Tabii inşallah diyelim. Şimdi biz abim İlhan Dedeoğlu ile beraber ilk dükkan açtığımızda dedik ki biz kaliteyi en uygun fiyata mal edip Denizli halkının bütün herkesi tatlılarımızı, pastalarımızı yiyebilmesini, tadabilmesini nasip olsun. Biz bu desturla yola çıktık. Çok şükür bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Denizli halkı bize sahip çıktığı sürece bu 8 olur, 10 olur, 12 olur, 14 olur. Gidebildiği kadar inşallah gider yani. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tabii abinizle birlikte siz bu işletmeyi devam ettiriyorsunuz. Efendim sizlere de söz vermek istiyorum. Sizi tanıyalım önce. Tabii. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Ben İlhan Dedeoğlu. Serkan kardeşim gerekeni söyledi aslında. Dediği gibi biz elimizden geldiğince en uygun, kaliteli olarak Denizli halkına nasıl yedirebiliriz? Onun şeyindeyiz. Çok şükürler olsun bugüne kadar 99 yılından beri kısa bir sürede güzel yerlere geldik. Az önce dediğiniz gibi 8 olur, 10 olur, 12 olur ama önemli olan bozmadan, çizgimizi bozmadan yapmak. Yoksa açmak sorun değil. Açıp da orada müşterilerimizi memnun etmemiz önemli. O yüzden Allah izin verirse tabii ki olabilir. Gereken zaten kardeşim söyledi. İnşallah hayırlı olur. Tüm gelen misafirlerimize, sizlere, eşimize, dostumuza tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Açıyoruz. Allah utandırmasın diyorum artık. Peki efendim, yola nasıl başladık? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Yani Dedeoğlu Pastanesi'nin hikayesi nedir? Şimdi şöyle, 1999 yılında kardeşimle beraber başladık.
O zaman küçük bir yerde, bir dükkanın arkası imalata, önü satış yeriyle, bir aile şirketi gibi düşünelim. Annemiz, babamız destekleriyle, eşimizin, dostumuzun yardımlarıyla, dualarıyla diyelim. Çok şükürler olsun. Bugünlere geldik Allah'a şükür. Allah utandırmasın. Yani elimizden geldiğince de dikkat ediyoruz. İnşallah mahcup olmayız. Peki efendim, ben size şunu da sormak istiyorum. Bugün 8. şube dedik. Evet. Diğer şubeler nerede? Bundan da bahsedelim tabii ki, isterseniz. Tabii ki. Bizim ilk merkez şubemiz olan 1999 yılında faaliyete geçirdiğimiz Kayalık şubesimiz var. Hemen Kayalık Caddesi üzerinde. İkinci şubemiz Bayram yerinde. Hemen Vali Konağı'nın karşısında. O da merkezde bir yerde. Üçüncü şubemiz Sıra Kapılar şubesinde. Sıra Kapılar'da. Dördüncü şubemiz İstiklal'de. İstiklal Merkez Ortaokulu'nun hemen karşısında düşüyor. Beşinci şubemiz Adliye Şube. Bizim Adliye SSK binasını geçince hemen sağda kalıyor. Altıncı şubemiz Sanayi'de. Üçüncü Sanayi'de. O da Sümer'de. Oraya da buyursun gelsinler, bekleriz. Yedinci şubemiz Saltak Caddesi'nde. O da güzel bir yerde. 8. şubemizde inşallah burada bugün faaliyetimize sürdürmeye başlıyoruz hayırlısıyla. Yani Denizli merkezde her alanda aktif olarak çalışmaya evet. devam ediyorsunuz. Evet. İsterseniz bir de izleyenlerimize ürünler hakkında bilgi verelim. Tabii burada ki. Neler üretiyoruz, müşterilere hangi hizmetleri sunuyoruz? Tabii şimdi burada öncelikle burada sabahleyin çok güzel kahvaltımız var. Burada gelen bütün müşterilerimize kahvaltıda çayı da ikram ediyoruz. O da bizden. Saç böreği çeşitlerimiz var. Yine sıcak çıtır simidimiz var, kendine has boyozumuz var, kıymalı böreklerimiz var, mayalı çeşitleri, mayalı grupların hepsi var. Bir de bizim kendimize has diyelim artık 99 yılından beri değişmeyen lezzetimiz olan damla sakızlı dondurmamız var. O da bayağı iddialıyız bu konuda. Meşhur tavas baklavamız var, buyursun gelsinler, tatsınlar, ikram edelim. Yaş pasta, kuru pasta, açılışa özel lokma dökümlerimiz var. Böyle yani unlu mamuller dediğiniz zaman ne varsa hepsi şu anda bizde var ve ürünlerimizin hepsi kendi imalatımız. Şu anda dışarıdan alıp sattığımız hiçbir ürünümüz yok. Çok güzel. Evet, zaten başarımızın hikayesi de buradan geliyor. Yani kendimiz yemediğimiz hiçbir şeyi biz başkasına yedirmiyoruz. Çocuklarımıza sunmadığımız, yedirmediğimiz hiçbir şeyi müşterilerimize sunmuyoruz. Baktığımız zaman başarının hikayesi de galiba buradan geldiğini farkındayız. Buradan son olarak izleyenlerimize mesajlarınızı, davetlerimizi de isterseniz iletelim. Buyurun. Tabii. Şimdi ilk baş dediğimiz gibi gelen gelemeyen, çiçek gönderen bütün davetlerimize çok çok teşekkür ederiz. Biz bizi gerçekten bu zorlu süreçte, özellikle pandeminin olduğu süreçte böyle zorlu bir yükün altına girdik ama onların güçlerini omuzlarımızda hissettik. Bu bizim gerçekten mutlu etti. Baktığımız zaman şöyle bakıyoruz, bir sürü tanıdığımız, eşimiz, dostumuz bizi yalnız bırakmamış. Demek ki biz doğru yoldayız. Onlarla beraber inşallah daha uzun yollar yürüyeceğimize eminiz. Teşekkür ederiz efendim. Sizler de davet etmek istersiniz izleyenlerimizi. Buyurun. Yine herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Dediğim gibi kardeşim, bu pandemi döneminde zor bir süreçten geçiyoruz çünkü. Sağ olsunlar, yalnız bırakmadılar. Hepsine tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah buyursunlar, gelsinler diyorum. Çok teşekkür ederiz. Seni de tanıyalım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Mustafa Dedeoğlu, İlhan Dedeoğlu oğluyum. Babam ve amcam 1999 yılında bir serüvene başlamışlar, bir yola adım atmışlar. İlk hedefleri de kaliteli ürünü uygun fiyata satmak olmuş. Ben de onların buraya kadar getirmiş olduğu şeyi önümüzdeki senelerde daha da büyüterek devam ettirmek istiyorum. İnşallah Denizli halkıyla beraber daha da büyüyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İsmim Abdullah Şencan. Çok uzun zamandan beri tanırım Dedeoğlu kardeşleri. 8. şubeden açıyorlar. Edebiyle, temizlikle, işte ne bileyim hijyeniyle, kalitesiyle hizmet veriyorlar. Destek olmak için geldik. Allah mübarek etsin. Tabii zor zamanlardan geçiyor. Ülke değil, dünya zor zamanlardan geçiyor. Böyle bir zamanda bir mekan açmak, bir iş yeri açmak çok kolay değil. Allah muvaffak etsin inşallah. Başarılar diliyoruz kendilerine. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben Dedeoğlu'nun şöyle söyleyeyim. Bütün şubelerin açılışına katılabilen o onura sahip müdürleriyim. Çok şükür.
1999 yılında başlayan küçük bir pastaneden daha sonra Allah'ın izniyle patronlarımız, patron diye konuşmayız normalde, kardeş gibiyizdir. Onların insaniyetleriyle Sevindik Halkı'nın ve Karşıyaka Halkı'nın çok yoğun talepleri oldu bizden. Bu tarafa şube açın dedik. Hadi dedik 8. Sevindik ve Karşıyaka Halkı'mız olsun dedik. İyi oldu, güzel oldu Allah'ın izniyle. Gönlümüz güzel, kendi işimiz gücümüz de güzel gidiyor açıkçası patronlarımız sayesinde. Allah'ın izniyle inşallah daha yeni başka şubeler Allah nasip ederse eğer gideceğiz. Yani biz bir yola başladık. Deniz halkı istiyor, biz yapıyoruz inşallah. Peki buradan davet bulunalım isterseniz. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sabah 04 sularında kesinlikle şubemiz açık. Sıcak simit, börek, özellikle çok özel bir fırın aldık taş tabanda pişirdiğimiz için. Servisimiz başlıyor. Allah'ın izniyle akşam saat pandemiden dolayı 9'a kadar mecbur kapatmak zorundayız. Ama pandemi biter bitmez en az 12'ye kadar yine buraya servis edeceğiz. Biz mutlu geldik. İnşallah Deniz de mutlu olur. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben hayırlı olsun. Efendim. Çok sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Hoş geldiniz. Öncelikle ben Hasan Ölmez, 8. şubemizin Dedeoğlu Pastaneleri olarak sorumlusuyum, müdürüyüm. Öyle söyleyeyim. Burada güzel bir açılışımızı yapıyoruz şu anda. Tüm halkımızı da tekrardan bekliyoruz. Günlük, taze, hijyenik, temiz bir uygun fiyatla tüm halkımızı Dedeoğlu Pastanelerine bekliyoruz. Neden sizi tercih etmeliler? Yani sizdeki ürünlerin farkı nedir diğerlerine nazaran? Şöyle söyleyeyim. Bizim ürünlerimizde öncelikle kalite, temizlik, hijyen, öncelikle şu pandemi döneminde özellikle hijyen olarak çok önem vermekteyiz. Yani bunu da dikkate alarak bu kalitede uygun fiyatlı ürünlerimizi sunmaktayız. İnşallah Denizli halkı da ya bu zamana kadar bizi tercih ettiler. 8. şubeye kadar geldik. Daha nice şubelerimize tüm Denizli halkına ulaşmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı olsun. Sizi tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Serkan, soyadım Deveci. Dedeoğlu'nun 8. şubesinin 2. sorumlusuyum. Hasan kardeşimle beraber burada Denizli halkına en iyi hizmeti vererek en iyi şekilde ağırlamayı inşallah umut ediyoruz. Biz sabah saat 4'te buraya gelip sıcak börek, poğaça, simit ve çay ikramımız. Bunu da özellikle belirteyim. Çaydan gün içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bir ücret almıyoruz. Yani buradan yolu geçen olabilir. Ya ben bir çay içeyim deyip gelip uğrayabilir, oturabilir. Ailesiyle beraber mekanımızı da görüyorsunuz. Yazın dondurmasını, kışın sıcak poğaça simidini alıp götürebilir. Dedeoğlu 8, Karşıyaka ve Sevindik'teyiz diyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz teşekkür efendim. Ederim. Hayırlı olsun diye. Çok teşekkür ederim. Ben İsmail Dedeoğlu, Dedeoğlu Pastaneleri Serkan Dedeoğlu, İlhan Dedeoğlu'nun abileri. Öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz Denizaltı 1999 yılında kurulan Dedeoğlu Pastanelerini tadınla, damağınla bugünlere kadar bize getirdi. Sağ olsunlar, teşekkür ederiz. Bugün 8. şubenin açmanın mutluluğunu duyuyoruz. Gerçekten Denizaltı Dedeoğlu Pastaneleri olarak çok sahip çıktılar bize. Bu konuda onlara teşekkür ediyorum. Sevindik Karşıyaka 9'lu kağıtlar halkı ille sevindiği açın diyorlardı. Onları kırmadık. 8. şubemizi buraya açtık. İnşallah 9, 10, 11, 12'de devam edeceğiz. Denizli halkının bize vermiş oldukları destek için çok çok teşekkür ediyoruz. 9. şubemizde buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Tekrardan başarılar diliyorum. Efendim öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün
açıyor Denizli'ye. Neler aktarmak isteriz? Nasıl hissediyoruz kendimizi? Allah razı olsun. Ben Huriye Dedeoğlu. Oğlanlarımız 8. şube yenisini açtılar kızım. Çok gururluyuz. Allah razı olsun eşimize, dostumuza, herkese davetli. Şükür Allah'ıma. Çocuklarımın bu şeysi gurur veriyor bize. Tabii çok mutlusunuzdur. Çok mutluyuz, çok şükür, çok mutluyuz. Onların gördüğümüz için çok mutluyuz hani. Onların başarısından da mutluluk. Tabii onların bu başarısı da bizim mutluluğumuz. Biz de şey diyor onlar da. Dualarınızdan annemiz ayaklıyız bizim babamız diye. İşte öyle kızım, ben ne yapacağım? Hayırlı olsun tamam. Diyelim. Efendim sizleri tanıyalım. Ya Mustafa Dedeoğlu. Bugün evlatlarınız 8. şubesini açıyor. Evet. Çok mutlusunuzdur. Çok neler söylemek istiyorsunuz? Allah razı olsun derim. Oğlanlarım. Çok mutluyum. Onun için bir şey diyemeyiz. Gurur duyuyorsunuz. Çok gurur duyuyorum. Ufaktan başladık oğlanlarım bu iş yapmak için. Ve şükür bu hale geldik. Allah razı olsun derim. Tabii buradan onlara da isterseniz başarılar dileyelim. Bundan sonraki şubeleri. İnşallah, inşallah Allah nasip ederse 9. şube açmasını düşünüyoruz yani. O bakımda. Buradan herkesi davet edelim mi? Tabii, herkesi bu üst gelsinler. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Merhabalar. Merhaba. Adın nedir? Çığıl. Çığıl. Evet. Kimin kızısın? Serkan. Serkan Bey'in kızısın. Bugün babanızın ve amcanızın açılışı gerçekleştiriyor. Bir pastane daha açıyorsunuz. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi, heyecanlı. Mutlu musun? Evet. Peki buranın ürünleri lezzetli mi? Evet. Şimdi elinde de bir tane tulumba var. Bir tadına bak bakalım. Nasıl? Güzel. Çok mu güzel? Evet. Herkes gelsin mi buraya? Evet. Bu lezzetlerin tadına baksınlar mı? Evet. Hadi bir söyle bakalım, herkes davet. Herkes gelsin buraya. Ben Dedeoğlu, gıda mühendisi Beyza Aslan. Şu an 8. şubemiz açılışı için burada bulunuyoruz. Güvenilir gıda için Dedeoğlu Pastanesi'ni tavsiye ediyorum. Kendimiz tüketmediğimiz hiçbir ürünü sizlere sunmuyoruz. Bütün ürünlerimiz güvenli, kaliteli bir şekilde üretime devam ediyor. Peki siz gıda mühendisi olarak 8. şubenin açılışı da yapılıyor ve demek ki Denizli bu markayı tercih ediyor. Bu tercih edilirliğin altında ne var? Bu kadar kaliteli oluşunun, bu kadar lezzetli oluşunun sırrı nedir? Dedeoğlu Pastaneleri ilk başta dediğim gibi güvenilir gıda. Zaten bütün ürünlerimiz hem fiyat bakımından hem kalite bakımından birinci sırada yer alıyor. Ve 8. şubemizi açtık çünkü müşterilerimiz de bu kaliteyi beğendiği için devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızı, müşterilerimizi, sevdiklerimizi Dedeoğlu'nu tavsiye ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün Dedeoğlu'nun 8. şubesinin açılışındayız. Sizler de yalnız bırakmadınız Dedeoğlu ailesini. Tabii. Neler söylemek isteriz? Sizleri tanıyalım önce. Ben Sadık Gürsoy. Bizim kasabın sahibiyim. Kardeşim, arkadaşım Serkan'ın bu güzel gününde yanında olmak istedik. Çok memnun kaldık, çok sevindik. Böyle işletmelerin açılması, bunun piyasada... Bu zamanda hele, hani bu zamanda derken güya kriz var, sıkıntı var denen bir zamanda böyle şeylerin olması çok güzel. Demek ki olabiliyor. Olabiliyor ve bu olabildiğinin örneği de Serkan kardeşim gösteriyor. Başarılarının devamını daha şubelerin 9, 10, 11 böyle gitmesini, her şeyin gönlünce olmasını, vatana, millete, denizinize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Ayağınıza sağlık. Sizleri tanıyalım. Abdullah Mazlum. Sadık Bey'in ortağıyım. Evet,
Bugün sizler de açılıştasınız. Neler söylemek istersiniz? Ben Sadık Bey'in sayesinde katıldım bu organizasyona. Hayırlı olsun diliyorum. Allah muvaffak etsin, tamamını erdirsin inşallah. Çok teşekkürler efendim, sağ olun. ...99 yılından bu yana eşsiz lezzetleri Denizli ile buluşturan Dedeoğlu Pastanesi'nin Sevindik'te açılan 8. şubesine tüm müşterileri davet ediyoruz.